Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kanal 23 ekranlarında Diyanet İşleri Başkanlığı Elazığ İl Müftülüğü tarafından hazırlanan İnanç Dünyamız programına hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, bu akşam da önemli konuklarım var. Bu akşamki konuklarım İzzet Paşa Camii İmam Hatibi Mahmut Şakir Coşkun hocamız. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk kıymetli hocam. Yine Işık Yolu Köyü İmam Hatibi İhsan Belhan hocamız stüdyoda konuğumuz. Her zaman olduğu gibi programımıza sözlerin en güzeli, kelamın en üstünü Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Bizlere Kur'an-ı Kerim tilavetini sunmak üzere sözü Merkez Işık Yolu Köyü İmam Hatibi İhsan Belhan hocamıza bırakıyorum. Buyurun sayın hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن من ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب بالعرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح
عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. Işık Yolu Köyü İmam Hatibi İhsan Belhan hocamıza bu güzel Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Değerli dostlar, bu akşam İzzet Paşa Camii İmam Hatibi Mahmut Şakir Coşkun hocamız ile inşallah 3 aylar ve camilerimiz konusunu konuşacağız. Malumlarınız şu an Şaban ayı içerisindeyiz. 3 ayların orta ayındayız. Recep, Şaban ve önümüzde de Ramazan ayı var. Bir de camilerimiz, bu camilerin fonksiyonu, cami cemaatinin önemi, cemaatle namaz kılmanın önemini inşallah konuşmaya çalışacağız. Kıymetli hocam, tekrar hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun, teşekkür ederim Sayın hocam. Siz nasılsınız? Allah razı olsun Sayın hocam. Aslında Mahmut Şakir Coşkun hocamız İmam Hatipliği tercih etti. Normalde bildiğim kadarıyla hocam siz iletişim mi ya da basın yayın mezunu musunuz? Yani gazetecilik yönümüz de var. Fakülte olarak hangi fakülteden mezunsunuz hocam? Hem iletişim hem ilahiyat. Hem iletişim hem ilahiyat. Maşallah hocam. Ama hocamız imam olmayı tercih etti. Hakikaten demek sayın hocam bir gönül işi, bir de böyle zaten bütün camilerimiz aslında Kabe'nin birer şubesi ama Elazığ'da mesela İzzet Paşa Camii işte şehrin gözde olan camisi, daimi cemaati olan bir cami. Bu konuda neler söylersiniz Sayın Hocam? Buyurun. İrfan Hocam, her şeyden önce bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok kıymetli seyircilerimize ben hayırlı akşamlar diliyorum. Cumamız mübarek olsun. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin. Tabii çok müstesna zaman dilimleri içerisinde bulunuyoruz. 3 aylar dedik. Recep ayını geride bıraktık. Şaban ayını idrak ediyoruz. İnşallah Ramazan ayına da kavuşacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten bir hadisi şeriflerinde bir duasında öyle buyuruyor ki Ya Rabbi, Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle. Bizi Ramazan-ı Şerif'e kavuştur. Bu ayların içerisinde Regaib gecesini idrak ettik. Berat gecesi yaklaşıyor. 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini Ramazan'ın içerisinde inşallah idrak edeceğiz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadisi şeriflerinde şöyle buyururlar. 5 gece vardır ki bu gecelerde yapılan dualar, ibadetler reddolunmaz. Bunlar hangi geceler? İşte Recep ayının ilk cuma gecesi dediğimiz Regaib gecesi. Şaban ayının 15. gecesi dediğimiz Berat gecesi. Cuma geceleri. Ramazan bayramı gecesi ve Kurban bayramı gecesi. Bu 5 gecede yapılan dualar, ibadetler, münacatlar reddolunmaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Regaib gecesini geride bıraktık. Önümüzde Berat gecesi var. Berat gecesi çok önemli bir gece kıymetli hocam. Berat gecesi de bu arada 24 Şubat. Evet. Cumartesini pazara bağlayan gece. Yani evet. Bir 10 gün sonra, yani 9 gün sonra inşallah evet. Onu idrak edeceğiz. İnşallah. Buyurun. Can sağlığıyla, huzurla, selametle cümlemizi Cenab-ı Hak bu geceye kavuştursun. Berat gecesini ben kısaca özetleyecek olursam, Kadir gecesinden sonra en önemli gece diyebiliriz. Neden en önemli gece? Malum Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde nazil oldu. Kadir gecesinin önemi oradan geliyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim vel kitabil mubin. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin. İnna künna münzirin. Sadakallahul azim. Cenab-ı Hak biz o kitabı, Kur'an-ı Kerim'i Kadir Gecesi'nde, Kadir Gecesi'nden maksat mübarek bir gecede, mübarek bir gecede indirdik diyor. O gece hangi gece? Kadir Gecesi. Şimdi burada bazı müfessirler Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına indirildiği, yani dünya seması, yeryüzüne indirildiği. Fakat Berat Gecesi'nde ise, levh-i mahfuzdan dünya semasına indirildiğini belirtmişlerdir. Kadir Gecesi'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nazil oluyor ilk ayeti kerimeler. Fakat Berat Gecesi'nde ise dünya semasına, levh-i mahfuzdan dünya semasına indirildiği bize bildiriliyor. Bu gecenin önemi buradan geliyor. Bu gecede Efendimizin birçok hadis-i şerifi var ki Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüylerinin adedince insanlar affolunur. Cehennemden azad olunur. Bu gece böyle kıymetli bir gece. Bu gecede Cenab-ı Hak nida ediyor bizlere. Diyor ki af dileyen yok mu onu affedeyim. Şifa isteyen yok mu ona şifa vereyim. Rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim. Şunu isteyen yok mu, bunu isteyen yok mu? Ne isterseniz isteyin, ben sizin talebinize icabet edeyim diye bize nida ediyor. Hadis-i şerifte belirtildiği üzere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gecede, daha doğrusu 3 aylarda ibadetlerine daha bir özen gösterir. İbadetlerini çoğaltır, fazlalaştırır. Oruç tutmaya gayret eder ki, gayret ederdi. Hatta ashab-ı kiram Recep ve Şaban ayları için derdi ki, Peygamber Efendimiz bazen aralıksız oruç tutardı ki, biz zannederdik ki Ramazan'a kadar herhalde hiç iftar etmeyecek. Bazen de iftar ederdi. Biz zannederdik ki artık Ramazan'a kadar hiç oruç tutmayacak. Yani Efendimiz bugünlerde elinden geldiği kadar, zaten ayın başında, ortasında ve sonunda sünnettir, üçer gün oruç tutardı. Bazen pazartesi, perşembe günleri oruç tutardı. Berat gecesi için de gecesini ibadetle geçirin, gündüzünü ise oruç tutarak değerlendirin diye bize hadis-i şerifte tavsiyeleri var. Onun için bu günlerin, bu gecelerin kıymetini bilmeliyiz. Çünkü bazı zaman dilimleri hakikaten bazı zaman dilimlerinden kıymetlidir. Bazı yerler, bazı mekanlar diğer yer ve mekanlardan kıymetlidir. İşte bir Kadir Gecesi, bir Berat Gecesi, işte bir Regaib Gecesi diğer gün ve gecelerden muhakkak ki kıymetlidir. Bir Kabe-i Muazzama, bir Mescid-i Nebevi, bir Mescid-i Aksa diğer yer ve mekanlardan, diğer mescitlerden kıymetlidir. Neden kıymetlidir? Çünkü Kabe-i Muazzama'da, Mescid-i Haram'da kılınan 2 rekat namaz, diğer mescitlerde kılınan 100 bin rekat namaza denktir. İşte bir Mescid-i Nebevi'de kılınan namaz, bir vakit namaz, diğer mescitlerde kılınan 1000 rekat namaza denktir. İşte Mescid-i Aksa'da, Mescid-i Aksa'da kılınan bir namaz, Miraç gecesinde, bu arada tabi idrak ettik, Miraç gecesini geride bıraktık. İsra hadisesinin gerçekleştiği,
Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa. Yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuğunun gerçekleştirdiği İsra hadisesinin vuku bulduğu Miraç gecesini de idrak ettik ve bu sene onu da geride bıraktık. İşte dediğimiz gibi Mescid-i Aksa'da kılınan bir namaz, diğer mescitlerden kılınan namazlardan 500 defa daha kıymetli ve faziletlidir. Mescid-i Aksa demişken bugün tabii hepimizin içi kan ağlıyor. Orada kardeşlerimiz zulüm altında, işgal altında, işkence altında. Cenab-ı Hak onları bu gecelerin, bu günlerin hürmetine, acizane dostlarının, gözü yaşlı insanların yapmış olduğu dualar, münacatlar hürmetine onları da selamete çıkarsın. Tabii muhakkak Cenab-ı Amin. Hak bu yapılanları, bu yapılan zulümleri, işkenceleri, haksızlıkları hepsini görüyor, biliyor, işitiyor. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبْصَارِ Yani Cenab-ı Hak o zalimlerin yaptıklarından gafil değildir. Onları görmez de değildir. Onları bilmez de değildir. Haşa. Hepsini biliyor, görüyor. Çünkü gafil değil. Fakat onların cezasını öyle bir güne erteliyor ki gözlerinin korkudan dışarıya fırlayacağı, o dehşetten gözlerinin dışarıya fırlayacağı bir güne erteliyor ki o günde cezalarını versin inşallah. Orada şehit olan kardeşlerimiz, bombaların altında can veren kardeşlerimiz inşallah şehitlik makamına yükseliyor. Zayi olan malları, evleri, mülkleri, bunlar Allah yolunda verilmiş sadakalar hükmüne geçiyor. Yani mallarıyla ve canlarıyla ayette belirtildiği gibi cenneti bunlar satın alıyorlar. Canları ve malları karşılığında cenneti inşallah bu kardeşlerimiz satın alıyorlar. Bir avuç mücahit onlara karşı Kurtuluş Savaşı veriyor. Hayatta kalma mücadelesi, İslam'ın bayraktarlığını ve sancaklığını yere düşürmeme mücadelesi veriyor ki Cenab-ı Hak onları muzaffer eylesin, muvaffak eylesin, iki cihanda aziz eylesin. Fert olarak dualarımızdan başka belki çok bir şey elimizden gelmiyor ama Cenab-ı Hak da وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِل۪ينَ Onun da bir planı var. Onun da bir hesabı var. Çünkü plan ve hesap kuranların en hayırlısıdır Cenab-ı Hak. Allah razı olsun Sayın Hocam. İnşallah vaktimiz yine olursa 3 aylar konusuna değineceğiz ama ben bir iki güncel soru sormak istiyorum. Hem bizim tarihi İzzet Paşa Camisi'nde görevli olmanız hasebiyle. Hani başta sizleri tanıtırken hocam iletişim mezunu olduğunuzu ifade ettiniz. Sizi bu mesleğe yani bu camiye yönlendiren neydi ya da iletişimle ilgili bir meslek veya kariyer sahibi olabilirdiniz? Nasıl bir seçim yaptınız? Manevi iletişim yapıyoruz İrfan hocam. Allah razı olsun. Hafızlığı hocam şeyden önce mi bitirdiniz? Fakülteden önce yoksa daha sonra mı? Şimdi şöyle diyelim. İmam Hatip, Elazığ İmam Hatip'i bitirdikten sonra ben fakülteyi kazandım. Fakülteyi kazandıktan sonra fakülteyi dondurarak Kayseri Taşçıoğlu Kur'an kursunda, meşhur Kayseri'nin Taşçıoğlu evet. merkezde burada hafızlığıma başladım. Hafızlığı bitirdikten sonra fakülteye İstanbul'a gidip orayı da nasip oldu. Bitirdik elhamdülillah. Hafızlık tabii benim için önemli bir makam, paye, derece.
19-20 yaşında biz hafızlığı elhamdülillah kazandık. Hafızlığın vermiş olduğu o ağırlık bizi bu mesleğe yöneltti diyelim. Takdir-i ilahi hizmet bu taraftaymış. Hayırlısı olsun hocam. Devam etmeye gayret ediyoruz. Bu yakın zamanda da Diyanet Akademi'den mezun olan din görevlileri, adayları vardı. İnşallah onların da bugün görev yerleri belli oldu. İnşallah ülkemizin çeşitli yerlerine göreve gidecekler. Hem onlar için de belki bir şey olsun, bir ön bilgi olsun, motivasyon olsun diye Sayın Hocam evet. O yüzden sordum. Diğer bir husus hocam, şimdi siz köylerde görev yaptınız mı? Ya da ilk göreve nerede başladınız ben, hocam? Ben köyde hiç görev yapmadım. Ha, siz o manada şanslısınız hocam. İlk olarak Harp Kur'an kursunda. Kur'an kursu öğreticisi, olarak biz görevimize başladığımızdan dolayı hiç köylerle tanışmadık ve köyde görev yapmadım. Harput Kur'an kursunda orada yaklaşık 2 yıl görev yaptıktan sonra daha sonra 28 Şubat'ın o sıkıntılı günler, öğrencilerin bulunmadığı, şartların ağır olduğu o günlerde nasip oldu. Mihraba geçtik. Saray Camisi'nde yaklaşık 9-9,5 yıl görev yaptıktan sonra 2008 yılında da İzzet Paşa Camisi'ne İmam Hatip olarak atandık. 2008 yılından beri de görevimize yaklaşık 16 yıl. Başka. 16 yıldır da İzzet Paşa'da görevimize devam ediyoruz. Eksiklerimiz var, kusurlarımız oldu, belki hatalarımız oldu ama Cenab-ı Hakk'ın rahmeti de büyük, başka, affı da büyük. Bilerek veya bilmeyerek hatalarımız olmuş olabilir. Öncelikle ben burada Cenab-ı Hak'tan af diliyorum. Hatalarımız, namazda hatalarımız olmuş olabilir. Halkımızdan da ben helallik istiyorum burada. Çünkü imam hatiplik, mihrap görevi göründüğü gibi kolay bir görev değil. Aslında dışarıdan kolay görünse de öyle değil İrfan Hocam. Bazı, tabii her mesleğin olduğu gibi imam hatiplik görevinin de bazı zorlukları var. Bu köyde görev yapan arkadaşlar için farklı. Bizim gibi İzzet Paşa Camisi'nde görev yapan arkadaşlar için de biraz daha farklı. Ha, bunun yanında kolay yönleri de var. Güzel yönleri de var. Onun için hayatımızı böyle devam ettirmeye, bu mesleği devam ettirmeye gayret ediyoruz elimizden geldiğince. Yardımcınız Amin. Olsun. Biz de 10 yıl imamlık yaptık hocam köylerde, merkezde. Fakat ben şunu gördüm hocam, ecdadın yapmış olduğu ya da böyle eskilerin yapmış olduğu camilerde farklı bir atmosfer var hocam. Tabii yani, İzzet Paşa Camii hocam 1960'lı yılların Türkiye'sinde yapılmış en güzel eserlerden bir tanesi. Ama 1960'da hocam yeni haliyle, yenilenme, haliyle, tadilat yapıyor. Tabii, yani eskisinden bahsederseniz 1700 eski İzzet Paşa Camii 1800, dönemin valisi tarafından 1860'lı yıllarda aynı bulunduğu yere yapılıyor. Küçük bir bina, ahşap bir bina. 100 yıl yaklaşık hizmet verdikten sonra Elazığ halkına hizmet verdikten sonra, orası cami olarak kullanıldıktan sonra tabii ihtiyaca cevap vermiyor. Etrafındaki bazı işte arsalarda, yerlerde camiye katılarak bugünkü şekliyle 1966 yılında yapımına başlanıyor ve 1971 yılında cami tamamlanıyor yaklaşık 5 yıl içerisinde. Dediğim gibi o yılların Türkiye'sinde böyle bir eser meydana getirebilmek
hakikaten kolay değil. Elazığ halkı bu camiyi yaparken tabii büyük fedakarlıklar ortaya koyuyor. Az çok demeden, büyük küçük demeden camiye yardımda bulunarak, yardımda bulunma imkanı olmayan insanların ceketini çıkararak çalışmasını ben biliyorum. Bu hatıraları dinledim o insanlardan. Orada ustalık yaparak, işçilik yaparak, inşaatında çalışarak o caminin yapımına katkıda bulunuyor insanlar. Allah hepsinden razı olsun. Ahirete göçenlere Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Bugün hayatta olanlara Cenab-ı Hak selamet versin diyorum. Tabi İzzet Paşa Camii bu arada bütün bölgenin işte etkilendiği iki büyük hatta üç büyük deprem geçirdi biliyorsunuz. 2020 yılında İzzet Paşa Camii depremden dolayı öyle diyelim. Deprem bahane edilerek yaklaşık bir yıldan fazla bir ibadete kapanma süreci oldu. Halbuki camimizde herhangi bir hasar, daha sonra yapılan incelemeler, tetkikler sonucunda camide herhangi bir hasarın olmadığı, ibadete engel bir durumun olmadığı kanısıyla rapor veren üniversitelerin, Fırat Üniversitesi, işte İTÜ, KATÜ, bu tür büyük üniversitelerin raporuyla ve mülki amirlerin, daire amirlerinin inisiyatif alarak camimiz bir yılın sonunda ibadete açıldı ve bugüne kadar da geldik elhamdülillah. Daha sonra işte 6 Şubat depremleri, evet. Elhamdülillah camimizde gene hiçbir hasar ve yıkım olmadı elhamdülillah. Hasar ve yıkım olan camiler tabii çok bölgede, özellikle deprem bölgelerinde. Bunlar bizim için büyük bir zayiat, büyük bir kayıp. İnşallah en kısa zamanda bu ibadethaneler yeniden yapılır. İnsanlar camiyle, cemaatle buluşur. Çünkü camiler Müslümanın hayatının bir gerçeği. Bizler bugüne kadar inananlar olarak hep cami odaklı yaşadık. Cami odaklı kendimizi, hayatımızı tanzim ettik. Namaz vakitlerine göre ve camiye göre. Çünkü İslam'da caminin misyonu ve önemi çok büyük. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Mescid-i Nebevi inşa ederken bizzat kendi bedeniyle çalıştı. Ve orada malum Ashab-ı Suffa dediğimiz bir ilim halkası, bir yıldızlar grubu oluşturdu ki bu insanlar aynen yıldız gibi hakikaten bütün dünyayı aydınlattılar. Bütün dünyayı İslam'a davet ettiler. Bütün dünyanın hidayetine bir yerde vesile oldular. Mescitlerin fonksiyonu o zaman çok genişti. Evet. Yani ibadetin yanında, namazın yanında aynı zamanda da bir ilim yuvasıydı. Efendimiz mesela önemli toplantılarını camide yapardı, mescitte yapardı. Diğer yerlerden gelen devlet temsilcilerini, devlet adamlarını mescitte karşılardı, mescitte ağırlardı. Yani mescit o dönemde hayatın en büyük gerçeğiydi ve parçasıydı. Mescitsiz bir hayat o zaman düşünülemezdi. Aslında bugün de böyle olmalı. Yani sadece cami, namaz kıldığımız, namazdan sonra da dağıldığımız bir yer olmamalı. Camileri inşa etmek, camileri ihya etmek. En güzel camileri şu anda imar ediyoruz, yapıyoruz. İnşasını gerçekleştiriyoruz. Çok büyük camiler elhamdülillah yaptık ve yapmamız da gerekir. Yapılması da gerekir. Bunu ecdadımız zaten Osmanlı yapmıştır, Selçuklu yapmıştır. Çünkü camilerimiz
Camilerimiz bağımsızlığımızın en büyük sembolüdür, en büyük göstergesidir. Yani bugün Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle yükselme döneminde fetihten sonra, İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in yapmış olduğu Fatih Camii, daha sonra yapılan işte Süleymaniye Camii, Mimar Sinan'ın eserleri özellikle bunlar o devletin ve o devletin sahip olmuş olduğu dinin, inancın, gücün bir göstergesi olarak bu mabetler inşa edilmiştir. Bugün Cumhuriyet tarihinde de aynı şekilde elhamdülillah işte bir Çamlıca Camisi'nin yapılması, bir Taksim'e caminin yapılması, bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin de bugün gücünü göstermektedir elhamdülillah. Bütün dünyaya karşı Ayasofya'nın açılması elhamdülillah, fethin sembolü olan Ayasofya'nın açılması bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletimizin ve milletimizin bugün gücünü, o fetih ruhunun halen yaşadığını ve bundan sonra da kıyamete kadar yaşayacağını gösterme açısından çok büyük önem ifade etmektedir. Onun için camilerimiz inşanın yanında ihya da etmeliyiz ki ihya, kıymetli hocam, iki şekilde olur. Yapıldıktan sonra onu ayakta tutabilmek için bütün imkanları, bütün masrafları seferber edebilmek. Yani temizliğinden güvenliğine kadar o caminin ayakta kalabilmesi için bütün imkanları seferber etmemiz gerekiyor. Yoksa cami yapılıp bitirdikten sonra her şey bitmiyor. Asıl camiler bittikten sonra bütün işlevi başlıyor. Önce inşa, evet. Ondan sonra ise ihya. Evet. İhya da dediğimiz gibi işte bu şekilde. İkinci ihya şekli ise bakım ve onarımın yanında, günlük ihtiyaçlarının giderilmesinin yanında bir de o caminin işte asıl misyonuna, asıl hedefine, görevine ulaşabilmesi için gençlerimizle, yaşlılarımızla, çocuklarımızla, evlatlarımızla o camiyi doldurmamız gerekiyor. O camiyi şenlendirmemiz gerekiyor. Bir sabah namazında ailece işte o camiye gitmemiz gerekiyor. Cami ve cemaat terbiyesiyle yetişen bir insan camiye hiç girmemiş, camiden bir haber olan insandan çok daha farklıdır. Dünya görüşü, psikolojisi, sosyolojisi, olaylara bakış açısı çok büyük farklılıklar gösterir. Cami terbiyesiyle, cemaat terbiyesiyle yetişmiş ile bunun tam zıttı olan yetişmemiş, görmemiş arasında çok büyük farklar vardır ki onu da hayatımız boyunca idrak ediyoruz. Yani yaptığımız fiillerle, işlerle biz ona şahitlik ediyoruz. Bunun ispatı da hayatımızdaki işte dönüm noktaları, cami cemaat arasındaki ilişkilerimiz. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Mescid-i Nebevi'de temizlik yapan bir zenci kadın vardı. Allah rızası için bu zenci kadın Mescid-i Nebevi'nin temizliğini üstlenmişti. Bu zenci kadın vefat ediyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından haberi olmuyor o anda. Daha sonra duyuyor ve ashab-ı kirama sitem ediyor. Onun vefatını bana niye haber vermediniz? Haber vermeniz gerekmez miydi diye sitem ediyor. Ve ashabına diyor ki beni o kadının kabrine götürün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i götürüyorlar.
Efendimiz o kadının kabrinde tekrar bir cenaze namazı kılıyor, Kur'an okuyor ve dua ediyor. Yani şunu demek istiyorum ki camiye ve cemaate hizmet eden kim olursa olsun, temizlikçisinden en üstteki bürokrata kadar, müftüye kadar herkes çok kıymetlidir. Zaten camide en fazla camiyle iştikal eden imamdır, imam hatiptir, müezzindir. Halkımız tabi camiye hizmet ettiğinden dolayı, dolayısıyla dine hizmet ettiğinden dolayı, Kur'an'a hizmet ettiğinden dolayı ecdadımız ve halkımız o insanlara, bizlere ve sizlere büyük teveccüh göstermektedirler. Neden? Bu dine hizmet ettiğimiz için, camiye hizmet ettiğimiz için, Kur'an'a hizmet ettiğimiz için. Siz de görmüşsünüzdür, şahitlik edersiniz. Ramazan aylarında özellikle 10-12 yaşındaki küçük hafızlar mukabele okuduktan sonra, ben çok şahitlik etmişimdir, çok görmüşümdür. 75-80 yaşındaki bir pirifani dede, yaşlı insan, o 10 yaşındaki, 15 yaşındaki neyse çocuğun eline eğilir, öpmeye çalışır. Görmüşsünüzdür. Neden? O Kur'an'ı hıfzettiği için, o dine hürmet ettiği için, hizmet ettiği için ve o camiye hürmet ettiği için, hizmet ettiği için. Bu bizim toplumumuzun geleneğinde var. Çünkü dinimize bağlıyız biz. Dinimizi seviyoruz biz. Kıyamete kadar yaşamış olsak, yaşayacak olsak asla ve asla biz dinimizden, inancımızdan, Kur'an'ımızdan, mukaddesatımızdan taviz vermeyiz. Zaten Üstad Bediüzzaman öyle diyor ya, soruyorlar bir insan, yani bir insan 50-60 senelik, 70 senelik hayatı boyunca imanla geçen, ibadetle geçen bir ömrün sonunda neden ebedi cenneti kazanıyor, ebedi cenneti hak ediyor? İşte onun cevabı bu. Kıyamete kadar o insan yaşasa hiçbir şekilde imanından, inancından taviz vermeyeceği için o insan ebedi cenneti işte kazanıyor. Kısa bir ömrün neticesinde. Sen hocam bu arada da vaktimizin sonuna geldik. Bir iki dakikamız kaldı hocam. Böyle evet. Toparlayacak olursak. Ben son şeyi sormak istiyorum. Yani genelde böyle cami cemaatinden azalma olduğunu işte söylüyoruz. Şu an nasıl? Siz her zaman oradasınız. Ben haftada bir gün mesela vaaza geliyorum ama cami cemaatinde nasıl bir şey var Sayın Hocam? Azalma var mı? Ya da gençlerin teveccühü var mı? Bununla ilgili zaten müftülük olarak da bazı programlar yapıyoruz. İşte ailece camideyiz, sabah namazı buluşmalar ama evet. Genel anlamda nasıl hocam? Bu şekilde bitirelim Sayın Hocam. Tabii gençlerimizi daha çok biz camiye davet ediyoruz. Malum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenecek sınıfları sayarken bir tanesi de ömrünü ve gençliğini mescitlere adayan, mescitte geçiren, ibadetle geçiren gençliği sayıyor. Gençliği zikrediyor. Onun için gençlerimiz elhamdülillah geliyor. Gelmez değil. Fakat biz daha fazlasını bekliyoruz, daha fazlasını istiyoruz. 5 vakit namazı ellerinden geldiğince kılmalarını biz kendilerine tavsiye ediyoruz. Ömrümüz kısa çünkü. İbadetle geçirmemiz özellikle işte bu ayları, bu günleri, Ramazan-ı Şerif'i ibadetle geçirmemiz, vakitte bulduğumuz takdirde onu zayi etmeden
cemaate, camiye daim olmamız bizim kulluğumuzun bir gereği olarak ben zikretmek istiyorum. Allah razı olsun kıymetli hocam. Rabbim hizmetlerinizi, hizmetlerimizi daim eylesin diyelim. Kıymetli seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Elazığ İzzet Paşa Camii İmam Hatibi Mahmut Şakir Coşkun hocamıza ve Elazığ Merkez Işık Yolu Köyü İmam Hatibi İhsan Belhan hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Haftaya yine farklı bir konu ve konuklar ile görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Cumanız mübarek olsun efendim.